Yeni Evim Konut Projesi'ne ilgi bir hayli yoğun. Yeni Evim Konut Finansman Programı'na 10 günde 8 bin aşkın kişi başvuru yaptı. Peki hangi ilde başvuru sayısı öne çıktı? Hala başvuru yapmayanlar için yapılması gerekenler neler? CNN Türk muhabiri Merve Tokaz uzman konuğuyla konuşacak. Yeni Evim Konut Projesi'ne 10 gün gibi bir sürede 8 bine aşkın kişi başvuru yaptı. Peki başvurularda hangi iller öne geçiyor? Hangi illerde daha yoğun bir başvuru oldu? Ve son durum ne? Başvurusunu hala yapmayanlar için yapması gerekenler ne? Kişilerin tüm bunlardan bahsedeceğiz. Yanımda gayrimenkul uzmanı Evrim Kırmızıtaş Başaran var. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum Merve Hanımcığım. Biliyorsunuz Yeni Evim Konut Projesi 16 Ocak itibariyle açıklandı. Ve bu kampanyanın açıklanmasından 10 gün geçti ve toplamda 8027 başvuru. Baktığınız zaman aslında bu bir rekor. Çünkü bu şartları sağlayan özellikle İstanbul, Ankara, İzmir birinci bölge, ikinci bölge ve diğer iller diye ayrılmış şehirlerde birinci sırayı İstanbul aldı. Hemen İstanbul oranlarına baktığımız zaman 1859 kişi şu anda ev alımı için müracaatta bulunmuş ve bunların sonuçta eğer şartları kabul olduğu sürece baktığınızda 1859 kişi ilk bine yeni evin projesiyle sahip olmuş olacak. Bu çok olumlu ve güzel bir haber. Diğer taraftan ikinci bölge dediğimiz Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Mersin ve Muğla gibi illerde ise toplamda 1797 adet başvuruyla aslında baktığınızda neredeyse İstanbul'u yakalamış. Genelde büyük şehirlerde görüyoruz aslında, değil mi? Kesinlikle öyle. Çünkü baktığınız zaman zaten bu sıfır konut projelerin en fazla patlama yaşanılan ve yatırım yapılan illerde dikkat çekici şekilde birinci bölge ve ikinci bölge. Diğer illere baktığımızda ise 3. bölge diye adlandırılıyor. 4371 ve baktığınızda aslında rekor seviyede en fazla ilimiz buradan gözüküyor. Ve 2 milyon TL'ye kadar bizim limitimiz var. Diğer taraftan Ankara'da 3 milyon ve 1. bölge dediğimiz İstanbul'da ise 5 milyon TL'ye kadar limitlerimiz var. Yani bunları peki şartları eğer şu ana kadar başvuruda bulunmadıysanız ne hangi uygulamadan geçeceksiniz hemen yenileyelim. Şu anda eğer sizin eviniz yoksa ki en önemli şartımız bu. En son bir yıl içerisinde satış yapmadıysanız ve eğer İstanbul'da yaşıyorsanız 80 bin liraya kadar üst limitiniz var eve haneye giren rakam. Eğer ikinci bölgedeyseniz Ankara, İzmir gibi iller söz konusuysa o zaman da 60 bin TL'ye kadar limitiniz var. Üçüncü bölge dediğimiz diğer illerde ise 40 bin TL'ye kadar limitinizi eğer sağlıyorsa başvuruda bulunabilirsiniz. Ve şimdi şartlar şöyle hemen şartları da kısaca izleyicilerimiz için aktaralım. Kesinlikle. Birinci koşul, net koşul sıfır konut olması. Ve bununla ilgili devletin kontrolünde olan ve devletin garantörlüğündeki anlaşmalı olan bankalarla 0.69'luk faizli kredi oranını kullanabilirler. Bu birincisi. Diğer taraftan 15 yıl vade imkanı var ve bu çok büyük bir imkan. Ödeme kolaylığı devlet bu konuda 3 yıl olanak sağlıyor. 3 yıl ödeme kolaylığı çok önemli. %10 peşinatınızı veriyorsunuz. Örnek veriyorum 3 milyon TL'lik bir ev almak istiyorsunuz. 300 bin TL nakitinizin olması gerekiyor. Geriye kalan 2700'de de ödeme planı kullanıyorsunuz. Hane gelirinin %30'unu geçmeyecek şekilde taksitlerimiz söz konusu. Çok teşekkür ederiz efendim. Yeni Evim Konut Projesi'nde başvurular tüm hızıyla devam ediyor. 8 bini aştı artık başvuru sayısı ve hala da başvuru yapmaya devam edecekler için biz son bilgileri uzman konuğumuzla birlikte aktardık diyelim ve sözü bu noktadan bir kez daha merkeze bırakalım.